Herkese selamlar. Şimdi bugün farklı bir backtest yapacağız. Bu backtest disiplinin öneminin ne kadar yüksek olduğunu anlatmaya çalıştığım bir backtest olacak. Traderların en sıkıntı çektiği nokta disiplindir aslında. Bu ben disiplinli birisiyim diye söylemiyorum ki kesinlikle zaten disiplin yoksunu bir adamım ben. Kayıplarımın birçoğunu disiplinsizlikten, risk yönetimini doğru yapamamaktan dolayı kaybediyorum. Şimdi disiplinin ne kadar önemli olduğunu yazı tura stratejisi ile birlikte uygulamaya çalışacağız. Şimdi yazı tura stratejisi dediğimde yani örneğin yazı geldiğinde shortlayacağım, tura geldiğinde longlayacağım. Bunun bana şansı ortalama normal şartlar altında %50 sizin bir kazanma olasılığınızın çıkması gerekiyor. Tabii kazanma olasılığınız derken sizin şansın buradaki şansınız da önemli tabii ki de. Bu %50 olmayabilir, daha düşük de olabilir. Buna göre bir backtest yapacağız bakalım. Şimdi backtest yaparken şunu uygulayacağım. Nasdaq grafiğinde backtest yapacağız. Nasdaq grafiğinde yapma sebebim şu. Fiyatın benim bir strateji uygulayabilmem için fiyatın belli bir zaman aralığında volatilitesinin yüksek olması gerekiyor. Bu volatilitenin en yüksek olduğu zaman aralıkları da genelde borsaların açılış zamanlarıdır. Nasdaq borsası Türkiye saatiyle 16.30'da açılır. 16.30-17.30 arası ilk 1 saatlik dilim genelde bir karar verme aşamasıdır. Piyasalarda genel izlenim bu yöndedir. Burada 1 saatlik bölümde karar verilir ve daha sonra bir fiyat genel itibariyle tabii bu her zaman bu şekilde olmaz. Bir yöne karar verir ve o yöne doğru yönelmek ister. Şimdi stop miktarımı ATR değerine göre belirleyeceğim. ATR değerinin genelde 2 katı bir değer bizim için stop mesafesini gösterecek bir değerdir. Bu ATR değeri piyasadaki volatiliteyi ölçer. Yani biz volatiliteden yararlanmak istiyoruz ve o volatilite bizi sıkıntıya sokmaması adına belli bir değerin üstünde stop miktarı kullanıyoruz ki o volatilite bizim canımızı yakmasın. Şimdi geçen ayın Ağustos ayının komple backtestini yapacağım burada. Yani 30 günde 30 tane işlem alacağız. Her gün işlem alacağız. Saat 17.30'da yazı turumuzu atacağız. Ne geliyorsa ona göre işlemimizi alacağız. Devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki seansıma geçtim. Burada saat 17.30. Yazı turumu atıyorum. Şimdi burada yazı geldi. Yazı geldiği için shortlamam gerekiyor. Short işlem alacağım. Tool'umu attım. ATR değerime bakıyorum. 56. Yaklaşık 2 katı 100 pipslik bir ATR değeri. O da buraya denk geliyor. Tamam, buraya koyalım ya da şöyle de yapabiliriz. Önünde bir fraktalımız varsa o fraktalı da koyabiliriz. Böyle de değerlendirebiliriz ya da bu şekilde bu sizin nasıl söyleyeyim yani buradaki oynaklık sonuçta şu alandaki belli bir mumların oynaklığının değeri 56'ymış. Fiyatta bir düşüş potansiyeli var. Zaten bizim şansımız da yaver giderse eğer bu düşüşten hızlı bir şekilde girip çıkmayı istiyoruz. Şimdi bu şekilde bir setup kurgulamak istiyorum ben. Şöyle yapacağım. Bunu atıyorum bu emrimi. Biz sonuçta traderız ve risklerimizi yönetebilmemiz gerekiyor. Disiplinden bahsettim burada. Disiplinli bir şekilde bir strateji keşfettik diyelim. Bunu uygulamaya geçireceğiz. Ve burada biz o disiplini düzgün bir şekilde uygulayabilmek için iyileştirme yapmamız gerekiyor stratejimizde. Yani 1'e 3'lük bir setup kurdum burada örneğin. Fiyatım eğer 1'e 2 noktasına gelirse ben burada TP almak istiyorum. Yani burada en azından pozisyonumun şimdi 1'e 2'lik bir oran çok güzel bir orandır. Yani bu noktadan fiyatın geriye dönüp stoplaması bizi üzer. O yüzden 1'e 2'lik bir setupta en azından pozisyonumuzun %70'ini, %80'ini kapatmayı tercih ederim ben. Şöyle yapalım. Fiyat bu noktaya geldiğinde %70'ini kapatalım. Geri kalanını devam ettirmeye çalışalım. Evet, şimdi oynatıyorum. Burada aldı işlemimize bizi zaten. Orada gidiyor. Şimdi 1'e 2 noktasında şurada buraya gelince biz bir şöyle %70'ini 75'ini kapatalım hatta. %75'ini kapattık. Geri kalanını devam ettireceğim. Ve TP'lendi. Yani burada daha da devam ettirebilirsiniz. Pozisyonunuzu dediğim gibi 1'e 2'de 1'e 2 değil 1'e 3 4 kurgularsınız. 1'e 2'de TP'nizin yarısını alırsınız. Böyle devam ettirebilirsiniz. Sonuçta bu bir kazanan sözde kazanan bir strateji bulduğumuzu düşünüyoruz ve o stratejide bu şuradaki hareketimiz risk yönetimi oluyor artık. Burada riskimizi atıyorum belli bir pozisyona geldik.
sıfırlamamız gerekiyor, TP almamız gerekiyor. Bunları işlemleri yürütürken yapabilmemiz lazım. Bir sonraki seansıma geçtim. Burada ATR değerim 88. Yazı turumu atıyorum. Tura geldi. Şansım bana diyor ki longla. Bakalım. Şansımız yaver gidecek mi? Kaç 90'lı 180 piplik bir stop mesafesi istiyorum. Şöyle kurduk. Bir F3'lük yine setup'ımı kuruyorum. Girdim. Bakalım ne yapacak fiyatım. 1'e 2 noktasında buraya geldiğinde TP alacağım. Gelirse şayet. Haydi yok. Stoplandık. Bir sonraki gün açıldı zaten burada. Stoplandık. Sıkıntı yok. Bir sonraki seansıma geçiyorum. Yazı turumu attım. Yine şansım bana long diyor. Long emrimi aldım. 146 volatilite güzel yüksek. 300 şöyle 359. Buradaki bir fraktalım var. En azından bu fraktalımın altına koyalım. 1'e 3 yine setup kurdum. Şimdi geldik. Şunu da 1'e 2'ye tekrar geldiğinde TP alayım. İzliyorum. Evet. Şimdi bir sonraki güne geçtik. Seansı kaçırmayalım. 17.30. Burada seansım. Buraya geldiğimde tekrardan işleme girmem gerekiyor. Bu işlemim devam edecek ama. Bu işlemi devam ettirmek istiyorum. Kapatmayacağım işlemleri. Ya stop olsun ya TP olsun. Bu şekilde ilerleteceğiz işlemlerimizi. Burada da tekrar bir pozisyon daha alacağım. Devam ediyorum. Şimdi geldik. Biraz hızlı geçtik. Yarım saat ama sıkıntı yok. Durama atıyorum. Yazı geldi. Yazı geldiği için shortla diyor. Burada ters işlem alıyoruz. Hadi bakalım. Burada longladık. Burada shortluyoruz. Volatilitem 87. 90 desek 180 pip. Bir stop mesafem var. Okey. Bunu da girdim. Şimdi devam ediyorum. Bakalım ne yapacak. Evet. Buradaki işlemim stoplandı. Buradaki işlemim hala devam ediyor. Bir sonraki seansımız 17.30. Bunu ayarlayalım. Tamam. Şimdi geldik. Şunu net göreyim. Tamam. Yazı tura atıyorum tekrardan. Yine yazı geldi. Yine shortla diyor bana. Israrla. Bu longda, bu shortta. Bakalım ne olacak. Volatilitem 55. Gördüğünüz gibi 55. 110'a stop mesafemi koyuyorum. Okey. Bakalım. 1'e 2 noktasında TP alacağız dedik. Gelirse 1'e 2 noktasında TP'mizi alacağız. Evet, burada 1'e 2 noktasında bir TP'mizi alalım. %75'ini kapatalım. Devam ediyorum. Bu pozisyonun TP'lendi. Güzel. Bu pozisyonum hala açık bakın. Bu pozisyonumda şurada TP'de alabilirmişiz ama neyse önemli değil. Devam ettirelim pozisyonumuzu. Karışık oldu biraz ama idare edin arkadaşlar. Benim anlatım tarzımı yaklaşık öğrendiniz artık. 17.30 şunu işaretleyelim. Evet. Burada bir yazı turumuzu atalım. Yine yazı geldi. Yine shortla diyor bize. Şu pozisyonumuzu patlayacak artık. Ya buradan bilmiyorum. 68, 140 diyelim. 1'e 3. Seviyorum. Tamam. Bakalım. Evet bu toplandı. Devam ediyorum. Şunun arkadaşımın bir tipisini alsaydık ya. Şuradaki arkadaşımın bir tipisini alamadık. Heh. Şuraya geldi. Bunun ben bir %75'ini kapatayım. Risk yönetimini yapmamız gerekiyor. Şurada bile kapatabilir de ikiye gelmemiş. Sorun yok. Böyle devam edelim. Şimdi yine bir sonraki seansımızı kaçırmayalım. 17.30 geldim. Yazı turuma attım. Bakalım yine yazı geldi. Arkadaş sürekli shortluyoruz ama kaybediyoruz. Burada şansımız da önemli tabii ki de. Burada bakın bir tane tura attık. Büyük stoplu işlemlerimiz geldi. Burada 2-3 kere herhalde yazı aldık. Short aldık. Sıkıntı yok. Stratejimiz ne diyorsa onu yapacağız. 55, 110, 1'e 3. Okey. Hızlı bir stop. Evet. Sıkıntı yok. Dediğim gibi bir sonraki seansıma geliyorum. Hala bu tipilenmedi. Arkadaş ısrarla tipilemiyor. 17.30 yazı tura. Yine yazı geldi. Arkadaş üst üste kaçıncı yazı geldi ya? 40-80. 40-80 bunu 100 yapalım. Okey. 1'e 2'ye bakalım. Nereye geliyor? Şuraya geliyor. Oraya gelirse tipi alacağım. Stoplandım. Geldik. Öbür seansımıza geldik ve ilk buradaki pazartesi günü açtığımız pozisyon bir sonraki hafta salı günü tipi lendi. Şimdi yine yazı turumuzu aldık. Attık.
Arkadaş sürekli yazı geliyor. Anlamadım ki. Böyle %50'yi tutturamayız ki ya. Yani şuradaki yazılardan 2-3 tanesi tura gelmiş olsa hepsi de TP'lenecekti. Örneğin. Sıkıntı yok ama dediğim gibi. Ne kadar fazla atarsak yazı turaya o kadar oranımız da yükselir. Ne geldi? Yazı geldi dedik. 36, 100'e stop koyalım. Evet, hızlı bir stop, yükselen fiyatımızı shortluyoruz. Teşekkürler şansım. Yani benim şansım zaten böyle dillere destandır. Fenerbahçeliyim, oradan pay biçim ne kadar şanslı olduğuma. Şimdi yine yazı tura atıyorum. Bakalım ne gelecek. Şükür sonunda bir tura geldi. Burada tabi buraya almış, güzel tutabilir diye düşünüyorum. Long 41, 80, 100'e koyacağım yine stopumu. Şuraya bakıyorum. Şurada bir base alanı var. Burası çok. 100'e koysak nereye geliyor? Şuraya geliyor. Şunun altına koymak istiyorum ya. Şuradaki base alanı böyle rally base rally yapıları. Buradaki ortadaki köşecik yapımız bizi fiyatı tekrardan yukarı gönderebilir. Burada en azından şeylerin dışına çıkıyorum tabii ki de şu anda price action'da anlatmaya çalışıyorum ama sonuçta uyguladığımız strateji de bu şekilde bir strateji de günlükte pek de herkesin uygulayacağı tarzda bir strateji değil. Sadece disiplinin önemini bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Okey. Emrimizi attık. Şurada 30 emir alalım tekrar. Geldik. 1'e 2'yi yine gözüme kestirdim. Burada %75'ini alırım. Gelirse. Bir sonraki günümü işaretleyelim. 17, 30 yapalım. Devam. Şu pozisyonumu artık tamamen kapatabilirim ya da dursun. Buradan pozisyon açacağız tekrardan zaten. Şöyle gelsin. Yazı turuma attım. Yine tura geldi. Longla diyor bana pozisyon. Long pozisyonumu alıyorum. Volatilitem 42. Yine çok düşük bir volatilite var. Okey. Devam. Öbür pozisyonum TP'lendi. Bunu gönderiyoruz şimdi. 1'e 2'yi yine ayarlayalım ki TP'mizden olmayalım. Burada hızlı aktığı için kaçırdım. 1'e 2'de TP almayı. Önemli değil. Devam. Eyvah. Gittik, burada TP'yi alamadık. No problem. Seansımızı kaçırdık. Neyse, seansımızı kaçırdık, problem değil. Kaçmış demeyelim. Buradan atalım. Tura geldi. Yine longla diyor bana sistemim. Long işlemi aldım. 33, 60. Şuradaki fraktala koymak istiyorum yine. Enter diyorum. Şuradaki bir önceki pozisyonumu şuraya gelirse eğer TP'yi alalım. Bunu da kaçırmayalım. 1749. Bunu atmadık mı biz ya? Şöyle yapalım. Attığımı varsayıyorum. Stop olsam da yine aynı şekilde olacaktım yani. Sıkıntı yok. Bunlar deneme. Ve TP. Bu da TP, bu da TP. İkisi de TP'lendi. Yani şunu şurada atmam gerekiyordu. Burada at emirlemeyi unutmuşum. Sıkıntı yok. Yani bu sadece zaten disiplinin önemini anlatmaya çalışıyorum. Yani gerçekçi bir şey değil. Kesinlikle. Yine 17-30 yazı turuma attım. Tura geldi. Longla diyor bana. Longlayalım kardeş. Longlayalım. Sen iste. 29 volatilite çok düşmüş durumda. Yine biz bunu şuradaki 29-30 aynen şurası uygun aslında. Longladık. Hop. Anında stop. Güzel. Bir sonraki seansımıza geçtik. Yazı turamızı attık. Longla diyor hala. Longlayalım. 25 volatilite çok düştü. Bu bizim için çok iyi değil. Çünkü volatilite az olduğu zaman yani hareket sınırlı kalıyor. Sınırlı kaldığı için buradaki kısa stoplarda bizi muhtemelen stop eder yani. Şöyle yapalım. Şuradaki fraktalımızın altına koyalım. Anında stoplandık. Gitti geldi. Tamam. Yazı durama attım. Yazı geldi. Shortla diyor. Shortumuzu aldık. 31-60. En azından şuraya kadar FVG'mizin de üstüne FVG bloğumuza koyalım. Burada biz TP'mizi alalım. %75'ini kapatalım. Şunu da stop enter yapalım. Gelirse ha. Okey, TP'lendik bu da. Yeni seans. Yazı tura. Tura geldi. Vallahi fiyat longladı. Hadi bakalım. Longumuzu aldık. 36-70. 70 şöyle bir yere geliyor. Hiç anlamsız bir yer. Burası da keza anlamlı değil. En azından buradan destek almış fiyat, en azından buraya kadar getirmeyebilir. 1'e 3 setup'ımı kurdum. Bakıyorum pat. Aynen stopladık. Bunu da sildim. Yeni seans. Yazı turuma attım. Tura geldi. Longla diyor. Volatilite çok düşük. Yani fiyat düşüyor zaten. Yani bunların stop olma olasılığı yüksek.
60. En azından 100'e koyalım da biraz daha artıralım. Şöyle 1'e 3 diyelim. Aynen bakın şurada bir low var zaten. En azından bunun altına koyalım. Şöyle. Okey. Direkt toplandık. Evet. Yeni seans. Yazı tura mı attım tekrar? Yazı geldi. Shortla diyor. Shortumuzu aldık. Çok da shortlanacak bir yer değil. 40-80. Hadi bakalım. Likitte işe yarayacak mı buradaki? 80 buralara geliyor. Şöyle yapalım. Haydi yavrum. İndir. Yeni seansımızı kaçırmayalım. 17-30. Yazı turamı attım tekrar. Yeni seansa geçtik çünkü. Yazı geldi. Bir daha shortla diyor bana. Shortlayalım. Hadi bunu destekleyelim artık. Bu artı ipilensin. 27. Şuradaki tepemiz uygun gibi. 1'e 3. Devam. Oo, çok güzel. İkisinde tepilendi. Anında. Şansımız yaver gitti. Hayret. Yeni seansa geçtim. Yazı turamı aldım. Longla diyor bana şansım. Longlayacağız. Volatilitem 49. Yani 100 pip yeterli. Buraya geliyor. Şunu sileyim. Şöyle 1'e 3 kurduk. Save. Hadi bakalım. Şöyle 1'e 2 de TP alalım. Su toplandım. Şansımız yaver gitmedi. Bir sonraki seans. Yazı turuma attım. Yazı geldi. Shortla diyor bana şansımız. 33-70. Zaten bu tepeye geliyor. Tamam. Şöyle 1'e 3 setup'ımı kurdum. 1'e 2'yi bakalım. Şuraya gelirse dediğim gibi bir TP alalım. Evet. Buraya geldi. Geri döndü. 1206 dolarda. Neyse devam edelim artık. Yapacak bir şey yok. Stoplandık mesela burada. Burada da stoplandık ve ay sonuna geldik. Aynen. Şimdi ay sonuna geldik. Bir ay boyunca her gün saat 17.30'da yazı tura attık. Tura geldiğinde long aldık. Yazı geldiğinde short aldık. Yaklaşık 2 ATR değerinde ya da fraktalların low'una high'ına stop koyarak işlem aldık. Bir aylık kazancımız %12 arkadaşlar. Ya bu her zaman bu şekilde olacak diye bir koşul yok. Dediğim gibi şansınız yaver giderse bu daha da yükselebilir. Daha da düşebilir tabii ki de. Bu sadece bir disiplin işi. Yani buradaki anlatmaya çalıştım aslında disiplin. Ama muhtemelen hani şansınız ne kadar kötü gitse de şuradaki %'lik kazancınız muhtemelen eksiye düşeceğiniz zannetmem. Çünkü kazanma olasılığı burada yazı tura atıyorsunuz sonuçta. %50 bir ihtimalimiz var genel itibariyle. Bunu da disiplinli bir şekilde uyguladığınızda her zaman artıda kapatmanız muhtemeldir. Bu belli dönemlerde dediğim gibi arka arkaya mesela yazı tura attığım zamanlar oldu. Buralarda sıkıntı yaratabilir stratejiniz ama genel itibariyle salak saçma bir strateji bu. Bu böyle bir stratejiyi zaten biz uygulamayacağız. Ama sadece en kötü stratejiyi bile bir disiplin içerisinde uyguladığımızda bize nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı göstermesi açısından bu video önemli diye düşünüyorum. Evet, son olarak yaptığınız bir aylık backtest'in sonucu ekrandaki tablo arkadaşlar. %12 büyümüşüz. %42 bakın win rate var. 21 tane işlem almışız. 9'u kazanmış, 12'si kaybetmiş. Yani %42 bir win rate oranına sahibiz ama bir ayda %12 büyütebilmişiz kasamızı. Şimdi bu şöyle bir şey. Yani yazı tura attık. Şansımız zaten ortalama %50. Yani %42 win rate aslında bizim şanssızlığımızı da gösteriyor. Bu %42 win rate şanslı olduğunuzda daha da yukarılara çıkabilir. Bunu %50'nin üzerine çıktığı zaman buradaki kazancınız da buna istinaden artacaktır. Böyle arkadaşlar yani böyle salak saçma bir strateji yaptık. %42 win rate ile ay sonunda %12 büyüme elde ettik. Şaka gibi. Neyse benden bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.